başlamalı söze. İşte peşkir, işte sapa, geçelim öykümüze. Günler günleri kovalıyor, ülkede gündemler değişiyor. Ama kıraathanedeki olaylar ve simalar da değişmeye başlamıştı. Alınan son karar dışarıda bayağı bir dedikoduya neden olmuştu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz hesabıyla bu da kahveye olan merak bayağı bir arttırmıştı. Hele vekillikten yeni düşenlerin en az 10 yıl buraya gelmeyecek olması eski vekillerin bayağı işine gelmişti. Neyse, o gün işim çıktığı için kıraathaneye biraz geç gelmiştim. İçeri girdiğimde demirbaş müdaimlerden Ali Sahip Bey, İhsan Efendi, Cefai Kaplan oturuyorlardı. Yanlarında bir adam daha vardı ama onu tanımıyordum. Bu adam en az 60 yaşlarında, hafif kilolu, tepesi açık olmasına rağmen yandaki saçlarını tepeden öbür tarafa yatırmış gibi duruyordu. Hele ağzındaki altın dişleri tıpkı Şener Şen'in ağrında olduğu gibi ikide bir mahsus gösteriyormuş gibiydi. Elhaslı kelam, selam verdim, masama geçtim, oturdum, bilgisayarımı açtım. Tam o esnada kahvecinin oğlu İdris çayımı getirdi, cebimden tatlandırıcıyı çıkardım, bir tane çayın içine koydum ve karıştırmaya başlamıştım. Ama kulağım yan masadaydı. O adamın kim olduğunu merak ediyordum. Tam bu esnada İdris yan masaya da çayını vermiş, ocağa doğru dönüyordu. İdris'le göz göze geldiğimizde bu adam kim dercesine kaş göz işareti yaptı. İdris de kulağıma eğilip fısıltı haliyle "Eski mebuslardanmış," dedi. İdris'in bu kısacık malumatı merakımı giderdiği için epeyce rahatlamıştım. Ama bir yandan da İdris'e sinirleniyordum. Nere meybusuydu, kaçın kaçıydı, tevellüt kaçtı, bunların hepsini bilmem lazımdı. Neyse, ben bu sancıyla kıvranırken içeri bir anda Reis Ceyhun Zeydan Bey girdi. Herkes bir anda kemal hürmet ile ayağa kalktı, reisi istikbal eylediler. Reis de kendisine ayrılan masaya geçip oturdu. İdris tam bu esnada reisin açık çayını ve yanına limonu koyarak reisin önüne koydu. Tam bu esnada reis İdris'in gözüne boş boş bakınca İdris de "Reisim, babam şimdi fırına gitti. Hemen simitleri getirecek," dedi. Bu esnada içeri Temel Efendi girdi. İdris koşarak simitleri aldı, en gevreğini Reis Ceyhun Zeydan Bey'in tam önüne koydu. Ben de bir tane simit istedim. Bizim demirbaş müdavimlerden Ali Sahip Bey reise, "Reisim, bu arkadaşı tanıdınız mı?" diye soru sordu. Reis de gözlüğünün üzerinden uzun uzun baktı. Sonra yüzünü buruşturarak dedi. Bunun üzerine Ali Sahip Bey üsteledi. "İlahi mirim, hani şu bizim son dönemde önce Hukuk Partisi'nden İstanbul meclisi olarak seçilmişti. Oradan Halk Partisi'ne, oradan Millet Partisi'ne. Hani şu meşhur Kamel Motar vakası vardı ya, hatırlamadınız mı? Kamil Bey canım işte." Bunun üzerine reis iyice hiddetlenmiş ve daha sert bir ses tonuyla diyerek sandalyesini arka tarafa doğru çevirmiş ve oturmaya başlamıştır. Müdahale etme işi Kamil Bey'e kalmıştır. Kamil Efendi yerinden kalkmış ve Reis Ceyhun Zeydan Bey'in tam karşısına oturmuş. "İlahi mirim, hatırlamadınız mı beni? Sizin meclis bakanı seçildiğiniz dönemde sizin için kulis yapmıştım. Seçildiğinizde tebrikle beraber kabul etmiştik," demiş. Bunun üzerine reis okuma gözlüğünü gözünden çıkarmış, belini hızlı bir şekilde masaya vurarak
Bana bak Kamil Efendi. Bir ayda 3 parti değiştirip ardından meclise hiç gelmeyen bir adamı nasıl tanımamı istersin? Meclise ilk girdiğin gün sorun yaşadın ve yaşattın. Ardından yemin etmeyi unuttun, günlerce seni aramak zorunda kaldık. Aylar sonra yemin edebildin. Ardından adın pazarlıklara karıştı. Kamel motor olayının baş tezgahçısı oldu. Sizin yüzünüzden 2 defa hükümet düşürüldü. Bu yüzden seni tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Neyse, bunun üzerine Kamil Efendi arkasına yaslanmış ve bir kahkaha patlatmış. İlahi mirim, ben gelmedim de devlet mi battı? Hükümetsiz mi kalındı? Yok. Siz dua edin. Ben gelseydim yeni bir parti kurulacaktı. İsmi de yeni de Yükseliş Partisi olacaktı. Amblemi bile hazırdı. Biz bütün oluşumları hazırlamıştık ki beni bir gece ansızın beni bir arabaya bindirdiler. Başıma çuval geçirdiler. Araba 1-2 saat şehrin içinde dolaştıktan sonra bir binanın önüne geldik. İçeri girdik, birkaç kat aşağı indikten sonra bir salona girdirdiler beni. Daha sonra başımdan çuvalı çıkardılar. Bir sandalyeye oturtturdular. Bir de karşımda ne göreyim? Karşımda maskeli adamlar oturuyor. Reis koltuğunda oturan adam bana hemen gürledi. Bana bak Kamil Efendi, bu parti işine son vereceksin. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Bunun üzerine ben de hemen arkama yaslandım ve kendimden emin bir şekilde vazgeçmezsem ne olur dedim. Bunun üzerine reis iyice hiddetlendi. Seni yok ederim diye bağırdı. Ben vazgeçsem bile benim dava arkadaşlarım bu işten vazgeçmez. Beni bu hiddetinle korkutamazsın dedim. Bunun üzerine reis, sen kime güveniyorsun? En güvendiğin Zübükzade bile avantasını alıp çekildi. Ben de blöf yapıyor zannettim, inanmadım. Zübükzade asla bu işten vazgeçmez. Beni yarı yolda bırakmaz. İnanmıyorum diye bağırdım. Bunun üzerine reis bir hışımla ayağa kalktı. Yüzündeki maskeyi çıkardı. Bir de karşımda ne göreyim? İsmail Zübükzade. Nutkum tutuldu. Tansiyonum düştü. Şekerim yükseldi. Ne diyeceğimi bilemedim. Bunun üzerine reis, ben seni mebusluktan azletmekten bahsediyorum, sen bana vekillik vereceğim diyorsun. En iyisi sus, daha fazla batma. Bunun üzerine ben o kadar tırsmıştım ki ne diyeceğimi bilememiştim. Ama yine de itiraz etmiştim. Ama ben seni nafiye vekil yapacaktım. Bunun üzerine kıraathanedeki herkes Kamil Efendi'yi dinlemeye başlamış. Kamil Efendi de ellerini sallayarak Reis Ceyhun Zeydan Bey'e, ya reisim ben bu yüzden meclise gelmiyordum demiş. Bunun üzerine Reis Ceyhun Zeydan Bey de, İsmail Zübükzade de kim? Benim bildiğim bir İbrahim Zübükzade var. O da Aziz Nesin'in roman kahramanı. Bunun üzerine Kamil Efendi de mesela yani dedikten sonra hem reis hem de yanındaki herkes sinirlenmeye başlamış. Kamil Efendi kendisini savunmak için, bu da benim
roman kahramanı. Ha İsmail, ha İbrahim ne fark eder? Sübük sade işte. Demez mi? Ortalık iyice karışmış. Bunun üzerine yan masadaki herkes elinde avucunda ne varsa Kamil Efendi'ye fırlatmaya başlamış. Elleriyle masalara vurmaya başlamışlar. Kamil Efendi'yi protesto etmişler. Bunun üzerine ocaktaki Temel Efendi, ha kendinize gelin da, ha burayı meclis genel kuruluna çevirdiniz. Siz artık vekil değilsiniz. Ha bunu o hamsi kafanıza yazın. Dedikten sonra ortalığı bir sessizlik bürümüş. Sessizliği bozan kahvecinin oğlu İdris'in pıskırması olmuş. Ardından ben de gülünce herkes gülüşmeye başlamışlar. Az önce birbirinin boğazına sarılanlar, şimdi birbirinin boynuna sarılıp mesela yani deyip gülüşmeye başlamışlar. Bu işe daha fazla dayanamayan Temel Efendi, ha ne haliniz varsa görün, aha da ben gidiyorum dedikten sonra kapıyı çekmiş ve gitmiş. Yine etrafta bir sessizlik olmuş ama herkes Temel Efendi'nin arkasından deli bu ya deyip gülüşmeye devam etmişler. Evet arkadaşlar, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, birbirimize ne kadar kırılmış olursak olalım, birbirimizi sevmekten ve gülmekten asla vazgeçmememiz gerektiğini bu hikayeyle birlikte öğrenmiş olduk. Neyse, hikayemiz bu kadardı. Lügatımızda olanı söyledik. Ne kadar sürçülisan ettiysek